Günaydın arkadaşlar. Ben Ali Samir Merdan. Uluslararası ilişkilerde güncel sorunlar dersini dönem boyunca, özellikle 3. dönem boyunca, yaz dönem boyunca birlikte işlemeye çalışacağım. Dersle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu dersin önemli kılan iki faktör var. Birinci faktör şu: Uluslararası İlişkileri Güncel Sorunlar dersi, uluslararası ilişkilerin zorunlu dersi. Fakat yaz okulunda uluslararası ilişkiler bölüm öğrencilerinin dışında bölüm dışı öğrencileri de bu dersi seçtiklerini gördüm. Daha da önemlisi, fakülte dışı ve üniversite dışından da misafirlerimizin olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle özellikle bu arkadaşlar bölüm dışı, fakülte dışı ve üniversite dışı benim dersimi seçen arkadaşlara benim dersimi seçtikleri için teşekkürümü bir borç bilirim. İkincisi, dersin ikinci önemli kılan faktörü ise isimden de belli: uluslararası ilişkilerde güncel sorunlar. Yani son 10 yılda, mümkün olduğunca son 5 yılda, da son 3 yılda, 2 yılda uluslararası ilişkilerdeki güncel gelişmelerin anlatıldığı bir ders. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Her hoca her konunun uzmanı değil. Her hocanın kendi uzmanlık alanı var. Ve bu ders pandemiden önce genellikle her hafta bir hocamız, özellikle son gelişmelerle ilgili, gelip derste konuyu anlatıyordu misafir hoca olarak. Ve bu şekilde dersi işliyorduk. Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçtikten sonra yine aynı, yani bahar döneminde yine aynı prosedürü uygulamaya çalıştık. Ders anlatımı yine hocalarımız tarafından ve hocalarımız tarafından daha ziyade kaynaklar, dokümanlar verildiğini ve bir dokümanlar üzerinden dersin işlendiğini söyleyebiliriz. Yani pandemi döneminde de yine bu prosedürü devam ettirdiğimizi söyleyebiliriz. Gelelim dersin etkinliğiyle ilgili. Dönem içinde iki etkinlik gerçekleştireceğiz. Birinci etkinlik bir vize. Ama vize klasik olacak. Her hafta hocalarımız olacağı için, dokümanları verip ve derse anlatmaya çalışacağı için her hafta bir soru gelecek. Vize soruları işte ilk 8 hafta, ilk 9 hafta, yani nereye kadar işlendiyse konu, oraya kadar her hafta bir soru gelecek. Ama bu sorularda işte 8 hafta işlendiyse 8 soru, 9 hafta işlendiyse 9 soru şeklinde gelecek. Sadece seçmeli olacak. Yani 9 sorunun ya da 8 sorunun ikisini tercih ederek cevaplayacaksınız. Ve klasik olacak. Belli bir süre verilecek. İşte 1 saat ya 2 saat. Zaten bir hafta önceden de size bildirilecek ne zaman vize sınavı olacağınızla ilgili. Ve vize sınavı olduktan sonra, vize sınavından sonraki konular, yani 9, 10, 11, 12 ya da işte ilk 9 hafta vizede sorulduysa 10, 11, 12, 13, 14. Vize sonrası konular ise finalde sorumlu olacaksınız. Yine final soruları da her hafta bir hocamız geleceği için her hocamız bir soru soracak. Orada da yine işte 6 soruysa 6 sorunun ikisini tercih ederek cevaplayacaksınız. 5 soruysa 5 sorunun ikisini tercih ederek cevaplayacaksınız. O da belli bir süre olacak. Klasik olacak sınavlar.
Vize %30 etkiliyor dönem sonu notunuzun. Final ise %70 etkileyecek. Dönem sonu notunuzun ortalaması %70'i final olacak. Şimdi şunu derse geçmeden önce şunu da bir kısaca bildirmemde yarar var. Şimdi mümkün olduğunca dökümanlar yüklenecek. O dökümanlarla birlikte o hafta hangi hocamıza aitse konu mümkün olduğunca o hocamız video şeklinde, video konferans şeklinde sunum yapacak. İşte 45 dakika, 40 dakika, 50 dakika ya da 30 dakika olacak şekilde, yani hocamıza tamamen bırakıyoruz. Kabaca o haftanın dökümanının sunumunu o hocamız, o dökümanı veren hocamız tarafından gerçekleştirilecektir. Ola ki hocamıza ulaşamadığımızda ya da bir işi olduğunda biz kendimiz dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Şimdi gelelim ilk konumuz Avrasya jeopolitiğinde Türkiye'nin Kafkasya politikası. Şimdi Avrasya jeopolitiğinde Türkiye'nin Kafkasya politikası, önce Kafkasya denildiğinde neresi anlaşılması gerekli, onu kısaca değinelim. Şimdi Kafkasya denildiğinde Kuzey ve Güney Kafkasya diye ikiye ayrılıyor. Kuzey Kafkasya işte Karaçay, Çerkez, Ingushetya, Kuzey Osetya, Çeçenya, Dağıstan, Balkarlar bulunmakta. Tamamen bu bölgeler tamamen özerk bölgeler. Nasıl özerk bölgeler? Rusya Federasyonu'na bağlı özerk bölgeler. Ne demek bu özerk bölge? Yani içlerinde, bu bölgeler içlerinde bağımsız, dışlarında Rusya Federasyonu'na bağlı bölgeler ve dış politikada tamamen Rusya Federasyonu tarafından gerçekleştirilmektedir. Kafkasya denildiğinde işte Güney Kafkasya anlaşılması gerekir. Çünkü Güney Kafkasya'da 3 devlet var ve bu 3 devlet bağımsız olan devletler. İşte Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan hem iç politikadan dış politikada bağımsız devletler ve tamamen kendi yönetimleri ile dış politikalarını oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin Kafkasya politikasını anlatmadan önce Kafkasya neden önemli? Uluslararası politikada önemli kılan faktörleri nelerdir? Onu kısaca değinmekte yarar var. Üç temel faktörü var. Birincisi enerji faktörü. İkincisi koridor olması, coğrafi faktör. Ve üçüncüsü bu bölgenin çatışmalarla sahne, bu bölgenin çatışmalara sahne olması. Şimdi birinci tamamen enerji faktörü. Şimdi enerji denildiğinde yenilenebilir enerji var, nükleer enerji var. Ama biz burada enerji denildiği zaman daha çok doğal kaynaklar olarak anlaşılmakta. Kabaca da ikiye ayrılır baktığımızda. Tabii kömür falan çıkarırsak şu anda popüler olan iki enerji kaynağı var. Petrol ve doğalgaz. Şimdi petrole baktığımızda Kafkas ülkelerinde sadece Azerbaycan'da bulunmakta ve yaklaşık 3,5 milyar varil petrol bulunduğunu söyleyebiliriz. Tabii 1994'ten itibaren artık bu Azerbaycan'daki petrol yataklarının konsorsiyumu gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani yapılan anlaşmalarla işte 94'te Bakü'de Asrın Anlaşması imzalandı ve Asrın Anlaşması ile birlikte Azergüren, Güneşli ve Çırak petrol sahalarının işletilmesi kime verildi? BP Amoco şirketinin %34'lük payla önderliğe 11 farklı petrol şirketlerine
verildi. Tabi bundan sonra bazı anlaşmalar yine imzalandı. 2001'e kadar petrol ve kuyularından çıkarılacak petrol için 21 anlaşma daha imzalandı. Ve şunu söyleyebiliriz. Bu anlaşmalarda Amerikan petrol şirketleri %40 pay almakta. İkinci ise Türk petrol şirketleri, BOTAŞ özellikle %19 ile ikinci sırada geldiğini görüyoruz. İngiltere %17'lik sırada üçüncü, petrol şirketleri ve Rusya Federasyonu ise özellikle Lukoil başta olmak üzere %15 pay sahipleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada önemli olan şunu vurgulamamız. Türkiye bu anlaşmalarla birlikte Azerbaycan'daki petrol kuyularından petrolün çıkarılması ve işletilmesiyle ilişkin ABD'den sonra Amerikan petrol şirketlerinden sonra ikinci sırada yer aldığını görüyoruz ve ne kadar Kafkasya'nın önemi açısından Türkiye için önemi açısından ne kadar önemli bir yerde olduğunu da söyleyebiliriz. İkincisi doğalgaz. Şimdi doğalgazda baktığımızda Kafkas ülkelerinde sadece Azerbaycan'da var. Nerede var özellikle Azerbaycan'ın? Şahdeniz yatağında var. Yaklaşık 50 metre ile 600 metre aralığında değişen bir derinliğe ve 860 kilometre kare alan kapsayan bir yatak söz konusu. Şimdi bu yatakta tabii bu doğalgazın işletilmesine ilişkin yapılan anlaşmalar sonucunda yine BP Amoco, yani BP Amoco İngiliz Amerikan ortaklığı şirketi devraldığını görüyoruz. Gelelim ikincisi Kafkasya'nın jeopolitik konumuna. Şimdi tabii bu jeopolitik konumu ikinci faktöründe 3 alt faktörü var. Coğrafi konumu, doğu batı kuzey güney ulaşım yollarında bulunması yine aynı şekilde üçüncüsü ise doğu batı ve kuzey güney doğalgaz ve bor hatlarında bulunabilmesi. Şimdi coğrafi konum baktığımız zaman birinci bölgedeki coğrafi konumu Kafkasya Türkiye'nin Orta Asya açılan bir kapısı. Ve daha da önemlisi bulunduğu yer bakımından güneyinde Orta Doğu, kuzeyinde Rusya, doğusu tamamen Asya'ya bağlı Hazar Denizi ve batısı Avrupa'ya komşusu olan bir bölge. Yani coğrafi açısından Türkiye ile birlikte olabilecek güç olabilecek bir yerde. Ve daha da önemlisi komşularına baktığımızda ya küresel güçler var ya da bölgesel güçler var. İşte Kuzey'de Rusya Federasyonu. Rusya Federasyonu'nda küresel güç aynı zamanda bölgesel güç. Güneyde İran bölgesel güç olduğunu görüyoruz. Yine batıda Kafkasya bölgesinin batısında ise Türkiye yine bölgesel güç olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi ulaşım yollarında. Kuzey güney ve doğu batı ulaşım yollarında. Baktığımız zaman şimdi özellikle Çin'le Avrupa'ya gelecek eski İpek yolunun geçtiği güzergahlar burası. Ne yaptılar? Buraya tekrar yenilediler. Trasese programı adı altında, Avrupa Birliği'nin önderliğinde verilen Trasese programı adı altında yeniden canlandırıldı. İpek yolu yeniden canlandırıldı. Yani bu İpek yolu nereden geçiyor? Yine Bakü, Tiflis'ten Türkiye'ye ya da Ukrayna üzerinden, Karadeniz'in kuzeyi üzerinden Ukrayna tarafından geçtiğini görüyoruz. Aynı şekilde baktığımızda hem ulaşım hem de demir yolları bakımından da yine burası. İşte duble yolların yapılması. Azerbaycan Gürcüsü Türkiye'de duble yolların yapılması. Bakü Tiflis Kars demir yolunun açılması. Doğu Batı ticaret ve ulaşım yollarının bakımından önemli gelişmeler yer almasından dolayı bu bölge Kafkasya bölgesi Avrupa için doğuya açılan, Çin'e açılan bir kapı. Çin için batıya açılan bir bölge, bir transit bölge olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde kuzey güney açısından da söyleyebiliriz. Kuzey güney açısından baktığımızda Rusya Federasyonu'nun nereye inebilir, inmek istediği zaman genellikle İran üzerinden Ermenistan ve İran üzerinden güneye
inebilir. Hem ulaşımda hem de ticari yollarda inebilir. Bir diğeri Boratları bakımından. Yine Boratları bakımından Doğu Batı ekseninde bu bölge çok önemli. İşte Bakü, Tiflis, Ceyhan, Petrol Borat'tı. Yine aynı şekilde Bakü, Erzurum doğal gaz boru hattı. Yine aynı şekilde TANAP, Trans Anadolu doğal gaz boru hattı. Biliyorsunuz 2018'de açıldı. Yine bu bölgeden geçiyor Doğu Batı ekseninde. Bakü, Tiflis, Supsa petrol boru hattı yine bu bölgeden geçtiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde şunu da söyleyebiliriz. Kuzey Güneysin'de aynı şeyi söyleyebiliriz. O anlamda. Üçüncüsü ise tamamen üçüncü faktör ise etnik krizlerle sınır anlaşmazlıklarının olması. Şimdi Azerbaycan-Ermenistan arasında zaten en temel sorun Dağlık Karabağ sorunu. Bu sorunda Türkiye'nin tutumu belli. Bunun dışında, bu etnik sorunların dışında Gürcistan içinde yaşanan bazı etnik sorunlar var. İşte Abhazya sorunu, Güney Ossetya sorunu, Acaristan sorunu, Cavati sorunu. Baktığımız zaman burada etnik sorunların olduğu. Tabii Türkiye bu etnik sorunlarda politikası belli. Acaristan sorununda tutumu belliydi. Bu sorunun iç sorun olduğunu belirtti. Dağlık Karabağ sorununda tamamen Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan'a bağlı bir bölge olduğunu vurguladı. Diğer sorunları da genellikle baktığımızda ayrılıkçı hareketleri değil de daha çok yönetimleri, yani Gürcistan yönetimini ve Azerbaycan yönetimini desteklediğini söyleyebiliriz. Gelelim bir diğeri. Şimdi Türkiye'nin Kafkasya politikasına geçmeden önce neden önemli? Yani Türkiye neden Kafkasya için neden önemli? Kafkasya Türkiye için neden önemli? Onu kısaca değinmekte yarar var. Baktığımızda birinci nedeni Hazar Havzası'nın da var olan zengin enerji kaynakları. Baktığımızda önemlilerden bir nedeni bu. İkincisi Kafkasya'nın stratejik konumu. Yani Türkiye için Orta Asya'ya açılan bir geçiş güzergahı olması. Üçüncüsü Boratlarının geçiş güzergahı olması. Bir diğeri çatışmaları bünyesinde barındırması. Baktığımız zaman bir diğer neden ise bölgenin çevre ülkelere sağlayabileceği cazip ticari olanakları sunması. Türkiye'nin Kafkasya bölgesine yönelik izlediği dış politika iki temel ilkeye dayandığını söyleyebiliriz. Birinci temel ilke şu: bölge devletlerinin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak. İkincisi arkadaşlar, bölgedeki uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesi. Şimdi baktığımız zaman Türkiye ne yaptı? Kabaca şimdi Kafkasya politikasına baktığımızda ülkeler bazında Azerbaycan'la ilişkileri, Azerbaycan'ı tanıyan ilk devlet Türkiye oldu. Anlaşmalar imzalamaya çalıştı ama 1992'den, Haziran 1992'de Ebu Kezeyi iktidara geldikten sonra Azerbaycan-Türkiye ilişkileri altın çağını yaşadığını söyleyebiliriz. Daha sonra her ne kadar Haydar Aliyev geldikten sonra 93'ten sonra Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde bir sorunlar, bir uzaklaşma olsa da 95'ten itibaren tekrar ilişkilerin üst seviyeye çıktığını görüyoruz. İlham Aliyev döneminde ise stratejik ortaklık seviyesine çıktığını görüyoruz ki daha geçen hafta Azerbaycan'la Türkiye arasında Azerbaycan'da ortak asgari tatbikat da gerçekleştirdiklerini görmekteyiz.
Gelelim bir diğer devlet, Ermenistan. Şimdi Ermenistan'ın diplomatik ilişkilerini kurmaya çalıştı ama kuramadı. Henüz kurulamamış zaten. Üzerinden 91 sene 2020, 29 yıldır diplomatik ilişki kurulmadı. Kurulmamasının 3 temel gerekçesi var. Birincisi, Ermenistan Ermeni soykırımı iddiasından vazgeçecek. İkincisi, Kars Anlaşması'nın şartlarını kabul edeceği. Üçüncüsü ise Dağlı Karabağ Savaşı'nı ve Azerbaycan'ın saldırgan tutumunu durduracak. Bu üçünün yerine getirirse Türkiye'de Ermenistan'la diplomatik ilişkilerini kuracak. Şimdi baktığımızda burada özellikle Gürcistan'la ilişkilerini kabaca da bir göz atsak. Şimdi Gürcistan'la ilk başlarda ilişkiler kurulmamıştı. Sorunlar vardı ama Şevardnadze döneminde, özellikle Şevardnadze'nin izlediği denge politikası ile birlikte Gürcistan ilişkilerinin iyi seviyeye çıktığını söyleyebiliriz. Asıl Türkiye-Gürcistan ilişkileri Saakaşvili döneminde en üst seviyeye çıktı. Çünkü Saakaşvili Batı yanlısı bir liderdi ve Batı ile politikalarının geliştirilmesi için baktığımızda nereden geçiyor kapı? Türkiye üzerinden geçiyor. Yani Türkiye ile ilişkilerin de üst seviyeye çıktığını görüyoruz Saakaşvili döneminde. Saakaşvili'den sonra Margvelaşvili döneminde her ne kadar ilişkide biraz da geriye gittiğini söylesek de şu anda Gürcistan'la ilişkiler iyi niyet, iyi komşuluk seviyesinde, çıkar çerçevesinde ilişkilerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim olaylar neler oldu? Kısaca da onunla ilgili birkaç bilgi. Biliyorsunuz 12 Temmuz'da Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ çatışma alanında değil de tamamen kuzey bölgede Ermenistan-Azerbaycan sınırı arasında Azerbaycan'a saldırdı. Tovuz bölgesi, Azerbaycan'ın kuzeybatı bölgesi olan Dağlı Karabağ bölgesinin hiçbir alakası yok bölgenin, onu söyleyelim. Saldırdı ve çatışmalar yaşandı. Şimdi Tovuz bölgesi neden önemli? Hem Azerbaycan için hem Türkiye için stratejik bir bölge. Çünkü hem karayolu bu bölgeden geçiyor, hem Bakü-Tiflis hem İpek Yolu bu bölgeden geçiyor. Tovuz, Tiflis ve oradan Türkiye'ye geçiyor. Hem karayol, demir yolu bu bölgeden geçiyor. Bakü Tiflis Kars demir yolu bu bölgeden geçiyor. Hem de petrol boru hatları ve doğal gaz boru hatları bölgeden geçiyor. Yani bu bölge hem Azerbaycan için hem de Türkiye için can damarı. Bu bölge bu nedenle önemli. Ve özellikle Ermenistan işte bu can damarını kırmak için saldırdığını görüyoruz. Şimdi illaki şimdi Ermenistan bunu tek başına yapabilecek bir kuvveti yok. Yani Ermenistan arkasında bu sorunu kışkırtan bir yardımcı devlet var, yardım eden devlet var, arka devlet var. Çünkü Türkiye 2020'de doğal gazını alımında baktığımız zaman şu anda Azerbaycan birinci sırada, Rusya Federasyonu ikinci sırada. 2020'ye kadar tam tersiydi. Rusya'dan %50 oranında doğal gaz bağımlısıydık. Tabi bu gitgide azaldı. Şu anda Rusya'dan ilk 7 ay verilerine baktığımızda %26 oranında doğal gaz aldığımızı görüyoruz Türkiye açısından. Azerbaycan'dan ise %35 oranında doğal gaz aldık. Yani Azerbaycan şu anda birinci sıraya oturduğunu görüyoruz. Tabi bu da Rusya'nın doğal gaz satışında düşmesinden dolayı Ermenistan üzerinden Azerbaycan'a saldırdı. Çünkü doğal gaz boru hattı da o Tovuz bölgesinden
geçiyor. Yani burada aslında Ermenistan durup durup yerde saldırabilecek gücü yok. Onu söylemek istiyorum ve bunun arkasında tamamen Rusya'nın olduğunu da söyleyebiliriz. Amaç tekrar Türkiye'yi doğalgazda Rusya bağımlı hale getirmek. Tabii Türkiye de bunu bildiği için hemen Azerbaycan'a her türlü desteği verdi ve ardından ortak tatbikatlar da yapmaya çalıştığını da söyleyebiliriz. Tabii Gürcistan açısından da transit ülke olması açısından önemli. Gürcistan şu anda Rusya'yla sorunlar yaşandı. Rusya Federasyonu ve Ermenistan'la ilişkilerinden ziyade Türkiye ve Azerbaycan'ın ilişkilerini daha çok önemsediğini de söyleyebiliriz. Çünkü Rusya Federasyonu 2008 savaşı yaşandı. Gürcistan-Rusya Federasyonu savaşı. Ermenistan'la zaten sorun yaşıyor. Cavati bölgesi, Gürcistan'daki Cavati bölgesi tamamen nüfus bakımından Ermeniler fazla ve Ermeniler buradan bu bölgeye Gürcistan'a ayrılıp Ermenistan'a bağlanmak istiyorlar. İşte o da bir sorun ve bu nedenle Gürcistan daha ziyade Azerbaycan ve Türkiye'ye yakın bir politika izlediğini görüyoruz. Gerçi şu an şu dönemlerde her ne kadar Rusya'ya yakınlaşmaya çalışsa da yine Gürcistan için asıl önemli olan komşular Azerbaycan ve Türkiye olduğunu da söyleyebiliriz. Toparlarsak arkadaşlar, Kafkasya bölgesinde bir cepheleşme olduğunu, bu cephleşmede Doğu Batı cephleşmesi, Doğu Batı cephleşmesi Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye. Ve bunun destekçisi kim? Bunun destekçisi de ABD'nin olduğunu görüyoruz. Ya da Batı dünyasının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buna karşın Kuzey-Güney cephleşmesi oldu. Kuzey-Güney cephleşmesi de baktığımızda yine İran, Ermenistan ve Rusya Federasyonu. Tabii Kuzey-Güney cephleşmesi de Rusya Federasyonu öncülüğündeki bir cepheleşme olduğunda vurgulayabiliriz. Bugünkü yani şu an benim bu konum, birinci hafta dersimizi bu şekilde kısaca kabaca anlattık. Tabii dokümanları yükleyeceğim. Bu dokümanlar çerçevesinde ulaşmanızı, okumanızı istiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.